Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir güncel bilgiler videosuyla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Ee, videomuza geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı önemli. Rica eder. Ee, bildirimleri açmanızı e, istiyorum. Videoları beğenip yorumlarsanız çok mutlu olurum. Ee, hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Türkiye'de ilk Dünyada eşi benzeri olmayan savaş atları müzesi aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır? Türkiye'de ilk dünyada eşi benzeri olmayan savaş atları müzesi arkadaşlar Sivas ilimizde bulunmaktadır arkadaşlar. Savaş atları müzesi Türkiye'de ilk dünyada da eşi benzeri olmayan ilk savaş atları müzesi Sivas ilimizde doğru cevap şıkkımız A'dır arkadaşlar. İkinci sorumuz Kasım 2021 tarihinde 2021 Ballon d'Or yılın futbolcusu ödülünü kazanan futbolcu aşağıdakilerden hangisidir? Ballon d'Or yılın futbolcusu ödülünü kazanan kişi arkadaşlar Lionel Messi ünlü futbolcu Lionel Messi'dir. 2001 yılında Ballon d'Or yılın futbolcusu ödülünü kazanmış doğru cevap şıkkımız E'dir sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. En fazla tarihi eser tescilli ilçeler arasında yer alan Kasım 2021 tarihinde City Slow yani sakin şehir üyeliğine kabul edilen Arapgir aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Güzel. Bu sene gelebilecek bir soru. 2021 tarihinde City Slow sakin şehir üyeliğine kabul edilmiş Arapkir ilçesi arkadaşlar Malatya ilimize bağlı bir ilçedir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E'dir. 2001 yılında City Slow sakin şehir üyeliğine kabul edilen Arapkir ilçesi Malatya ilimize bağlı bir ilçedir sevgili dostlarım. Dördüncü sorumuz milli park unvanı kavramı ilk kez dünyada aşağıdaki ülkelerin hangisinde kullanılmıştır? Milli park kavramı ilk kez dünyada arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanmış bir kavramdır. Bir sözcüktür. Milli park kavramı dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır Sevgili arkadaşlar Beşinci güzel sorumuz harika bir soru yine 2001 Dünya Superbike Şampiyonu olan Pota Yamahama Yamaha e, Fabrika takımı pilotu Aşağıdakilerden hangisidir Dünya Superbike Şampiyonu olan Pota Yamaha fabrika takımı pilotu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar doğru cevap şıkkımız Toprak Razgatlıoğlu'dur. 2021 Dünya Superbike şampiyonu olan Pota Yamaha fabrika takımı pilotu e, Toprak Razgatlıoğlu'dur. Cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz güzel bir soru. Kasım 2021 tarihinde bayrağındaki mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivert ile değiştiren ve bunu dünyaya duyuran ülke hangisidir arkadaşlar? Bayrağındaki mavi rengi koyu lacivertle değiştiren ülke Fransa'dır arkadaşlar. Cevap şıkkımız C'dir. Bu da güzel bir soru. Demek ki bayrağındaki mavi rengi koyuya çevirmiş Fransızlar. Cevap şıkkımız C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. 6. sorumuzla 7. E, sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Kasım 2021 tarihinde Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando şampiyonasında erkekler 73 kiloda altın madalya kazanan sporcu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Kasım 2021 tarihinde Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya kazanan kişi Yiğit Han Kılıç'tır. Cevap şıkkımız C'dir sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım. Geldik. 8. sorumuz sevgili öğrenciler, değerli arkadaşlar. Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybeden Mona Rosa şiirleri, Yitik Cennet, İnsanlığın Dirilişi, Dirilişin Neslinin Tüsü isimli kitapların yazarı. Çok güzel bir soru bu sene gelme ihtimali çok yüksek buna not almanızda ve dikkat etmenizde fayda var. Bunun yazarı arkadaşlar Sezai Karakoç'tur. Ünlü yazar Sezai Karakoç. Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybeden Mona Rosa şiirleri, Yitik Cennet, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Nesninin Amentüsü isimli kitapların yazarı Sezai Karakoç'tur. Cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bunu not alın. Bu sene gelebilecek favori bir sorudur bu sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar. Geldik 9. sorumuza sevgili arkadaşlar. Kasım 2021 tarihinde Türkiye'nin ilk Avrupa'nın ise en büyük hibrit enerji santrali aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır? Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali arkadaşlar Bingöl ilimizde açılmıştır. Bu da önemli güzel bir soru gelebilir. Bunu da not almanızda fayda var. Doğru cevap şıkkımız A'dır. Demek ki Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali Bingöl'de açılmış cevap şıkkımız A'dır sevgili dostlarım Devam ediyoruz arkadaşlar 10. sorumuz sorumuza bakıyoruz Türk Lirası'ndan 6-0 aşağıdaki tarihlerin hangisinde atılmıştır Türk Lirası'ndan 6.0 arkadaşlar hangi tarihte atılmıştır 2005 yılında atılmıştır Cevap şıkkımız B şıkkıdır. Tekrar edelim arkadaşlar. Türk lirasından 6 sıfır aşağıdaki tarihlerin hangisine atılmış? Doğru cevap şıkkımız 2005 yani B şıkkıdır. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim iki soru var. Bir bu 24. sorumuz yani Bingöl sorusu. Bunu not alın. Bu önemli. So, gelebilir bu sene. Bir de e, Sezai Karakoç sorusu bunu da not alın. Bu da çok önemli. Bu sene bu iki soru sınavda güncel bilgi sorusu olarak sorulabilir. E, dikkatimi çekti. Güzel sorular olarak e, sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, kıymetli öğrenciler. E, güncel Bilgiler videos serimizin üçüncüsüyle birlikteydik. Birbirinden on güzel güncel bilgi öğrendik. Ee, videoyu sonuna kadar benimle izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar destek amaçlı lütfen. Ama lütfen kanalıma abone olmayı e, videoları beğenip yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyiniz. E, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi çalışmalar sevgili dostlar.